Evet, maalesef ki pil bitti. Pil bittiği için tekrardan kayda giriyoruz. Şöyle şuradan bir durduralım bu sırada. Aile selamlar olsun dostlar. Güzel bir yılı hep birlikte iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Bu sene zarfı içerisinde çok fazla bir içerik atamadım. Ben bunun farkındayım ama son zamanlara doğru biraz daha hızlandırmaya çalışıyorum ve şu anda da hızlanıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün soğuk bir kış günü, malum yıl bitiyor. Biraz After Effects üzerine çalışalım. Çok basit bir şeyler göstereyim ben size. Belki arkadaşlarınıza, dostlarınıza bir tebrik göndermek istersiniz After Effects üzerinden. Bununla ilgili çok kısa bir şey yapacağım. Dosyayı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan görebilirsiniz. Açıklama kısmına linki ekleyeceğim. Neyse bunu daha sonra söylerim. Evimizdeyiz. Malum yıl sonu, iş yok. İş olmadığı için de bugün evimizdeyim ve dostlarla bir şeyler paylaşalım istedim. İnşallah 2020 hepimiz için daha iyi içerikler anlamında daha iyi geçecektir. Hatta kanalla ilgili değişik projelerim var. Projelerimden bir tanesi haftanın bir günü mesela sizden gelen fotoğrafları editleyelim. İçinden bir tane seçelim. Bir fotoğraf editleme yarışması yapalım ya da şöyle yapalım bunu. Sizden gelen bir fotoğrafı, sizden bana fotoğraflarınızı gönderebilirseniz haftanın bir günü bununla ilgili bir edit çalışması yaparız. Daha sonra kanal içerisinde inanın sohbetler etmek istiyorum. Fotoğraf üzerine birileriyle konuşup, kendi stüdyo ortamında birileriyle konuşup kanala daha fazla içerik üretmek istiyorum. Bununla ilgili birkaç kişiye teklifte bulundum fakat sanırım herhalde yüksek ego. Şey yapmadılar, çok fazla tınlamadılar. Açık konuşmak gerekirse, çok açık konuşmak gerekirse. Ticari anlamda güzel bir sene oldu. Olumsuzluklar da var tabii ki ama şu an için her şey yolunda gidiyor. Bakalım bugün ne yapacağız? After Effects'le ilgili ne yapacağız? Şimdi şuradan tak diye kaydımızı açalım. Açılmıştır diye düşünüyorum. Bu arada tabii bu evde video çekecek şu an için kimse olmadığı için ben bir şeyler yapıp bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Kadrajda da şu an nasıl çıkıyorum, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hop, ne yapıyoruz? After Effects'i açıyoruz. Hadi bakalım. Hatta şöyle yapalım. Şimdi After Effects'imizi tamam açtık burada şu anda. Ama şimdi ben bu videonun linkinde de görebileceğiniz bir dosya ekleyeceğim oraya. Bu After Effects'te hazır template'ler var. Bu template'ler üzerinden ufak tefek belli şeyleri değiştirdiğiniz zaman çok tatlı görseller, çok tatlı videolar, böyle küçük işler şey yapabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir dosyamız var. Dosyamız mevcut. Bu dosyayı hadi bakalım buraya çıkart diyelim. Bu arada kayıt alıyor muyuzdur? Alıyoruzdur herhalde. Evet, alıyoruz. Evet, neydi? Instagram'la ilgili yeni yıl tebriği gönderecektik. Dostlarımıza, eşlerimize ya da herhangi bir çalıştığımız bir firma vardır da o firmaya jest yapmak istiyorsunuzdur. Bu sebepten dolayı bir şeyler hazırlayalım da gönderelim istersiniz. Ya da bunu ticari olarak da yapabilirsiniz belki ama hani bu çok ticari kafada değil. Onu belirteyim. Saat 16. Hava, kötü bir hava var dışarıda. Hemen buradan Instagram Christmas şey diyor. İşte make falan fistan buraları okey deyip geçiyoruz. Çok da fazla bir teferruatlı bir durum yok. Yes, bunlar fontlar. Eğer bilgisayarımızda herhangi bir bu yazı fontları yok ise maalesef diyor ki işte bu font falan fistan yok diyor. Salla, o kadar önemli değil. Şimdi bakalım. Bir tane mesela burada böyle bir şey var. İşte yapraklar geliyor, ağaçlar geliyor. Burada yazılar falan fistan yazıyor. Bir tane başka bir tebrik kartımız var story ile ilgili. Bunu da böyle oynatalım. Tak 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 geliyor. Harika. Evet, kapı çaldı ve kapı çaldığı için benim şu an buradan ayrılmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Bunu burada durduruyorum. Bakalım video çekiyorum.
Neyse, ne kadar profesyonel bir kanal değil mi? Hani hop gittim, hop geldim. Aman bakalım nerede kaldık? Tekrar kayda girdik, ekran kaydınıza. İşte burada farklı böyle bir içerik görüyorsunuz. Zaten buna dikkatlice baktığınız zaman daha sonra... Tabii bunlar Instagram süresi olduğu için 15 saniye. Ben buradan hemen hızlı hızlı size birkaç tane kart gösteriyorum. Bu arada yaklaşık 10 tane farklı farklı kartımız var. Tabii hangisi güzeldir, hangisi değildir tam onu bilemiyorum. Eğer dosyayı indirirseniz detaylı olarak bakarsınız. O kadar çok da burada şimdi tek tek gösterecek halim yok işin gerçeği. Hadi bakalım nereden giriyoruz? Logo. Şimdi herhangi bir çalıştığımız markanın ya da sizin logonuz varsa buraya logonuzu eklemeniz gerekiyor. Tabii logo PNG formatında olursa daha iyi olur. Ben şu an çok hızlı olması açısından hemen bir logo bulalım şuradan. Evet. Mesela bu logo fena değil. Çalıştığım firmanın logosu. Hop buraya attım. Ondan sonra bunu buradan tak buradan. Evet, logo biraz büyük geldi çerçeveye. Logo büyük gelince hemen buradan Sky'den boyutunu düşürüyoruz. Hop. Bakalım hemen önünüzde. Bakın şey logosu geldi. Şimdi diyor ki burada yazılar var işte. Wish you diyor. Merry Christmas diyor. Sonunda da Happy New Year diyor. Mesela hemen burayı şey yapalım. Her şey yazabilsek. İyi ki varsınız diyelim mesela. Reçi. İyi ki varsınız. Hop yazıyı yazdım. Happy New Year kısmına gelelim. Hemen buradakileri siliyoruz hızlıca. Büyük karakterle yazalım. Mutlu yıllar. Buraya da diyelim ki D küçük yazalım değil mi? Tire gitti. 2020'de mutlu yıllar. Evet ama şimdi şöyle bir şey daha var. Bakın hani bunda bir böyle bir fotoğraf ekleme. Hani videonun bu 15 saniye bir story ya. Hani başında bir fotoğraf gelsin isteyeceğiz. Onun için şuradan şöyle bir bakalım. Vay anasını. Ne kadar. Hani logoyu ekledik. Pardon. Çok pardon. Dört. Evet. İmaj. İmaj. Buraya da bir fotoğraf atabiliriz. Buraya attığınız fotoğraf direkt şeye gidecek. Hemen şuradan ben masa üstünden bir bakayım. Hemen buradan aynı fotoğraf. Ah, bu fotoğrafı koyalım buraya. Yes, bunun da tabii ölçünü ayarlamamız lazım. Ölçüyü buradan tam çerçeveye göre küçültebiliyoruz. Mouse'a tutup çektiğimiz zaman daha dengeli bir küçülme oluyor. Manuel olarak da şey yapabiliriz. Aa, bizim fotoğraf çok kırmızı çıktı ya. Niye böyle kırmızı çıktı? Şimdi bunun da bir çözüm yolu vardır tabii. Kırmızı var. Bu da efektten dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer bu efekti silinmemiz var mı? Yes. Efektin üstüne gelip delete'e bastığımız zaman tak diye siliniyor. Bu arada benim WhatsApp açık olduğu için buradan şey geldi. Mesaj geldi. Şimdilik o çok önemli değil. Hemen onu geçtik. Şöyle bir bakalım. Evet, Reçi, iyi ki varsınız. 2020'de mutlu yıllar. Ya da mutlu yıllar diliyoruz şeklinde de düzeltebilirsiniz. Ama ben dedim ki hani şu ilk başa bir fotoğraf koyduk ya. O koyduğumuz fotoğrafa biraz böyle karlar falan yağsın. Daha fantastik olsun. Bu aralar çok popüler çünkü After Effects'te kar yağdırmak acayip popüler.
O kadar zor bir şey mi acaba? Hemen bir bakalım ona da. Ah, burada kar. Hadi bakalım, bunu da size göndereceklerim içerisinde olsun. Şuradan bir tane kar aldık. Şuraya atalım önce. Ondan sonra buraya koyalım. Yes, karlar düşer. Düşer düşer ağlarım gibi bir saçma bir şey aklıma geldi ama. Al. Şimdi buradan efektten kaydink 2. Bu da aslında çok basit. Buradan hemen büyütece tıklıyorsun. Burada yeşil gördüğün bir yere tıklıyorsun. Hop, bütün yeşiller gitti. Karlar kaldı. Ama bitti mi? Bize o kadar da bitirmek yakışmaz tabii ki. Ben isterim ki buna bir de böyle bir müzik ekleyelim. İçinde müzik de olsun. Harbi olmaz falan diye. Burada bir Jingle Bay hazırlamıştım. Hani bu yılbaşı falan ya, bunlar çok popüler oluyor bu sıralar. Evet, onu da buraya attıktan sonra, bakın zaten bunun kanalı burada. Fakat burada böyle bir şey var. Tabii biz bu sesin tam olarak nerede başladığını şu an görmemiz için buradaki menüye gelmemiz lazım. Bu ses dosyamızın kanalı. Bunu da böyle buradan böyle şey yapalım, çekelim. Sonra bunu da böyle videonun başına getirelim. Bir ufak bir ön izleme alır mı acaba? Şu an biraz kasacaktır muhtemelen. Bunun direkt renderini şu an alabiliyoruz. Render'ı arkadaşlar nereden alıyoruz? Hemen onu da göstereyim ben size. Atlu Media Anticoil ya da eğer QuickTime olarak falan almak istiyorsanız buradan da ayrıca bir render alabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış ya da nasıl almak istiyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Burada da QuickTime ya da diğer taraftan da HD olarak da render alabilirsiniz. Evet, çok uzun süreceğini sanmıyorum. Basit bir render olacağını düşünüyorum. Umarım bir tık da olsa, ufak da olsa sizler için güzel bir bilgi vermişimdir. Bu göndereceğim, açıklamaya koyacağım dosyada yaklaşık 10 tane Instagram için story kartımız var. Bu story kartlar, story kartları da istediğiniz gibi eşinize, dostunuza ya da çalıştığınız firmalara jest anlamında gönderip yeni yılını kutlayabilirsiniz. Belki biraz uzun video oldu bu tarz bir şey anlatım için. Ama bu videonun içerisinde başka şeylerden de bahsetmek istedim. O sebepten dolayı biraz uzun video oldu. Kendinize iyi bakın. 2020 hepimiz için güzel geçecek. Sizler için ve benim için de güzel geçecek. Tüm dostlara selamlar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.